Yaş faktörü, kadın tabii. yaşı faktörü bu da çok önemli. Bundan da biraz bahsetmeni istiyorum. Zaten yumurtalık fonksiyonları yaşla azalıyor. Bu bildiğimiz bir şey. Bir kadının gerçekten de 35 ya da 35 demeyelim ama 37 yaşından sonra belirgin yumurtalık fonksiyon kaybı oluyor. Ama bir de 37 yaşından sonra belirgin yumurtalık fonksiyon kaybı olmadığı halde gebe kalmak konusunda zorluklar yaşayan kadınlar var. Ya bu sadece yumurta sayısının değil aynı zamanda kalitesinin de önemli olduğunu gösteriyor bize değil mi? Kesinlikle güzel bir konu. Şimdi yumurtalık kalitesini tabii ölçecek bir testimiz var mı? Yok. Biz aslında yaşla bunu korele ediyoruz. Eğer anne yaşı 35'li yaşlardan sonra, 37'li yaşlardan sonra ister istemez yumurtanın DNA'sı yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. O yüzden de döllenme problemleri, kayıp, bebekte gibi genetik kayıpları. Problem olması veya gebe kalamama ihtimalleri artıyor. Bunu da şuna bağlıyoruz. Yani şimdi biz erkekler bu konuda şanslıyız. Çünkü 75 günde bir yani 2 ayda bir ortalama biz yeni sperm üretiyoruz. Yani 2 ay sonraki spermlerimiz şimdiki spermlerden farklı. Ama bayanlarda maalesef böyle değil. Doğduğumuzda aldığımız bir yumurta bankamız var ve o yumurta bankası hep devam ediyor. Hiçbir zaman yumurta yenilenmiyor. Bize ve sana da çok soruluyordur. Hocam yumurta ekleyebilir miyiz? Ya da yumurtamı arttırabilir miyim? Hayır. Yani maalesef şu anda güncel böyle bir tedavimiz yok. Ama olan yumurtaları en iyi şekilde değerlendirebiliriz. İşte hep üzerine vurguluyorum. Sigara içmek yumurta DNA'sını, yumurta kalitesini, yumurtlama problemlerini arttırıyor. Stres en başta yumurta kalitesini değiştiriyor. O yüzden de bayanlarda burada biraz daha fazla iş düşüyor. Çünkü biz erkekler dediğim gibi şanslıyız. 75 erkek günde bir çok belirleyici değil. Tabii ki erkek yaşının ilerlemesiyle sperm parametrelerinde birazdan değineceğiz. Bazı değişiklikler olabiliyor ama biz daha şanslıyız. Bayanlar o yüzden mevcut yumurtalarla devam ettikleri için ve hep aynı yumurtalar oldukları için DNA'ları yani yumurta kromozom parçaları daha kolay problem yaşayabiliyor ve bu hem gebe kalmayı hem yumurta kalitesini hem de oluşan bebekteki problemleri arttırabiliyor. O yüzden de gerçekten anne yaşı çok önemli. Bir örnek verelim. Bir anne çiftimiz geldi 22 yaşında. Problemleri var. Ama biz biliyoruz ki o yumurta yani annenin yumurtası 22 yaşındaki bir annenin yumurtası bizim için her şekilde gebe kalabilecek bir yumurta. Her tedaviyle. Ama 40 yaşında gelen bir anne için aynı şeyi söylemiyoruz. Veya 42 yaşında. Evet bizim biraz daha dikkatli, biraz daha özenli, biraz daha zaman kaybetmeden gitmemiz gereken süreçler olabiliyor. Ha peki bu illa ileri yaş demek, problemli bir yumurta veya problemli bir gebelik demek mi? Hayır. Hayır değil. Değil kesinlikle. Hani buradan o mesaj gitmesin. Fakat yine de yaş ilerledikçe yumurtanın DNA'sı, yapısı, döllenme kapasitesi, oluşan embriyo kalitesi ister istemez etkileniyor. Spermden de etkileniyor ama yumurta biraz daha ağırlıklı. Ağırlıklı. Peki biraz da erkekle ilgili sorunlardan bahsedebilir miyiz? Hep bayanlardan bahsettik. Evet. Erkekler aradan kaçmasınlar deyip erkeklerden de bahsedelim. Şimdi erkeklerde geldiği zaman mutlaka biz çiftle sohbet ederken baba adayından da öykü alıyoruz. Kullandığı ilaç var mı? Antipsikotik kullanıyor mu? Hipertansiyon için bir ilaç kullanıyor mu? Diyabet için. Evet. Ya da çocukluğunda bir imemiş tespit operasyonu yapıldı mı? Bir fıtık ameliyatı yapıldı mı? Ya da bir enfeksiyon geçirilmiş mi? Bir o öyküyü kabaca alıyoruz. Dediğim gibi bu aslında üroloji doktorlarının daha çok alanına giriyor ama biz de bir fikir edinmek istiyoruz. Veya sigara kullanımı ne kadar, alkol kullanımı ne kadar. Sonra bir sperm testi istiyoruz. Aslında sperm testi çoğu erkeğin vermekten biraz kaçtığı ama çok basit, çok basit bir test. Şöyle yapılıyor. 2-5 günlük bir periz istiyoruz. Yani birliktelik sonrası veya dışarı boşalma sonrası 2-5 gün sonra bir laboratuvarda sperm örneği veriliyor. Ve bu örnekte biz neye bakıyoruz? Bir sayıya bakıyoruz. Yani kaç milyon spermimiz var? Mililitrede ortalama 15 milyon ve üzeri olmasını istiyoruz. İki, spermin hareketliliğine bakıyoruz. Çünkü sperm hücresi çok hareketli bir hücredir. Mutlaka ileri hareketinin %30, %40'ın üzerinde olmasını istiyoruz. Yani hareketsiz spermler bizim işimize maalesef yaramıyor. Mutlaka o zaman sayı çok olabilir ama hareketlilik yetersizse doğal yollardan gebelik gene mümkün olmayabilir. Evet. Burada ben yine kısaca araya girmek tabii. istiyorum. Biz 4 ayrı kategoriye bölüyoruz sperm hareketliliğini. Tabii ki bu bilgileri aslında erkek faktörü söz konusu olduğunda ürolojiden alacak hastalarımız ama hızlı ileri, yavaş ileri, yerinde ve hareketsiz spermler olmak üzere. Yani lütfen sadece sayıya bakmayın. Siz kendiniz de analizinizin sonuçlarını gördüğünüzde hareketsizlikten bir sorun olduğunu anlayabilirsiniz. Evet.
Diğer baktığımız parametrelerden, önemli parametrelerden birisi de spermin şekline bakıyoruz. Çünkü spermin başı, kuyruğu ve boyun kısmı vardır. Bunlardaki anormalliklere bakıyoruz. Biz her 100 spermde 4 tane normal olmasını istiyoruz. Ama buraya çok takılmamak lazım. Yani 3 olması veya 2 olması veya 1 olması gebe kalamayacağız. Hayır. Bir de şu var. Hani birazdan bahsedeceğiz ama sperm parametreleri çok değişkendir. Yani bir ay önce baktığımız spermle 3 ay sonraki sperm çok değişken olabilir. Yani tek bir sperm sonucuna göre hiçbir zaman kanat kullanmamak lazım. Yani biz baktık diyelim ki spermi 2 milyon bulduk. Ama 3 ay sonra o spermi 15 milyon bulabiliriz, 20 milyon bulabiliriz. Burada geçirilen enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, stres, her şey koşullar. Evet. Yani tek sperm testiyle karar vermemek lazım. Ardışık sperm testlerine bakıyoruz. Bir de erkekler bu konuda biraz daha hassas. Sperm düşük geldi, sayı düşük geldi, hareketlilik düşük geldi. Panik yapmalı mıyız? Hayır. Yani sen de görmüşsündür, ben de gördüm. 1 milyon spermle biz tüp bebek yapalım dediğimiz bir anne gebe gelebiliyor. Tabii. Yani o, ben her zaman şunu diyorum. İş aslında bir yumurta ve bir sperme bağlı. Yani illa 1 milyon, 5 milyon sayılara da çok takıp aileyi de strese sokmamak lazım. Çünkü ister istemez aile içi stres, bu senden oldu, bu benden oldu dememeleri lazım. Bu kendiliğinden gebe ihtimalini düşüren bir şey. Ama yine de spermde baktığımız parametreler bunlar. Zaten bir de herhalde unutmamaları gerekiyor. Bu çok önemli. Uzun süre gebe kalmak için çalışmış ama gebe kalınamamışsa, eğer çift gebe kalamamışlarsa bir neden bulmak aslında sevindirici bir şey. Çünkü evet, neyi tedavi edeceğimizi biliyoruz. Doğru. Hı hı. Bir de ben hep şunu vurgularım. Mutlaka hani biz burada bir suçlu aramıyoruz. Biz burada bir problem de aramıyoruz aslında. Biz çözüm istiyoruz. Çözüm yani istiyoruz. Nasıl bebeğe ulaşabiliriz? Anne babayı nasıl bir an önce bebek sahibi yapabiliriz? Bunun peşindeyiz. O yüzden hani burada yapılan şeylerde evet siz bunu yaparsanız iyi olur. Siz bunu yaparsanız daha güzel olur. Hani aileyi de çok böyle çatışmaya sokmadan. Çünkü biliyorsun ki bu tür durumlarda sadece anne babayla kalmıyor. Tabii. Kayınvalide giriyor. Değil mi? Tek görünce başına stres, hiç nedeni olmayan bir sürü çifte evet, gebe kalamamaya sebep olabiliyor. Evet, ardışık şeyler, arkadaşlar giriyor, internet evet, giriyor. Bütün ailenin stresle imtihanı başlıyor. Bir şey olacakken bile olmuyor. Olmuyor. O yüzden hani burada öncelikle aile içi stresi düşürmek lazım bence, birinci kural. İkinci kural, evet, diyelim ki en kötü senaryo sperm çıkmıyor. Onun da çözümü var. Yani tabii, belli ameliyatlar, belli işlemler yapılarak sperm üretilebiliyor. Bize başvuran çiftlerin %95'inde, %97'sinde biz sonuç alabiliyoruz. Hep annelere onu diyorum, bakın panik yapmayın. Her ne probleminiz varsa, yaşınızda ileri olabilir, çikolata kisti de olabilir, poikistik overde olabilirsiniz, sperm sayısı, hareketliliği az olabilir. Yani belli problemler saptanmış olabilir ama bunların %95'iyle biz mücadele edebiliyoruz. Evet. O yüzden hani olaya çözümsüz, hocam biz poikistik overiz, gebelik kalamıyoruz. Hayır, kalacaksınız diyorum. Ya bizim desteğimiz de olacak ya bu kendiliğinden olacak ama aileye önce siz gebe kalabilirsiniz imajını yaratmak veya duygusunu gerekiyor, yaratmamız gerekiyor. Mutlaka bu bilgiyi sonuçlarla vermek gerekiyor. Evet.